Evet sevgili dostlar, eskiler bilir uçak introsuyla başlandıysa ciddi transfer haberleri vardır. Yeniler ne oldu ki derken eskiler bu işi çok daha iyi bilir. Ayrıca kısa kısa yapacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Sabahki 31 dakikalık videonun acısını burada çıkarırız inşallah. İlk olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a. Ne? O zaman 2 yıldız olacaklar, Fenerbahçe 4 yıldıza düşecek demeyin. Zeiss'ten bahsediyor arkadaşlar. Sakatlığını atlatan, sahalara dönmeye hazırlanan Miha Zajc'ın Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Şimdi Fenerbahçe'de forma giymesi zor. Fenerbahçe'nin de belli bir kalitesi var. Belli bir kalibresi var. Hem iki kulüp arasındaki soğukluğu yenmek için, hem Zeiss'ten kurtulmak için, hem Abdullah Avcı'nın elini güçlendirecek bir kadro kurulumu için Zeiss'in verilmesi gündemde. Bakalım ne olacak. Gaziantep FK'dan Sumudica'nın sözleri sonrasında açıklama diyor. Bu da kısaca şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sumudica'nın bir hadsizliği vardı. Bir terbiyesizliği vardı. Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacımız yok diye. Amacımız bir yerde toplamaktı diyor Gaziantep FK. Kısaca hani Gaziantep takımın taraftarının içine bile yerleşiyorlardı. Hani biz sıkıntı olmasın, depremden çıktık, şöyle oldu böyle oldu falan filan. Para için değil bu diyor. Hepsini bir yere topladık çünkü izdiham oluyordu. Fenerbahçeli çok fazla var diyor. O da normal yani. Sumudica'nın paraya ihtiyacı varsa, hani bir yatırıp 3 almak istediği şey falan düşüncesi varsa uygun kişilerle telefonda görüşebilir. Zaferin Rengi filmi için geri sayım arkadaşlar. Tarihin en önemli kupalarından biri olan General Harrington Kupası'nın öyküsünü anlatan Zaferin Rengi 16 Şubat'ta sinemada izleyiciyle buluşacak. Aslında var ya, bir şey söyleyeyim mi size? Kayseri'deki Fenerbahçeli arkadaşlarla bir sinemada bir denk gelip hani saatini ayarlayıp bunu birlikte izlemek isterim ya. Gerçekten bak, bunu gerçekten birlikte izlemek isterim. Hani tarihi bir film. Bir milletin kadın erkek demeden ortaya koyduğu asıl mücadele Zaferin Rengi filminde izleyiciyle buluşacak. Zaferin Rengi filmi Fenerbahçe'mizin en önemli başarılarından biri olan ve milli bir zafer etkisi yaratan General Harrington Kupası'nın şanlı hikayesiyle taşlanıyor. Usta yönetmen Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu Zaferin Rengi filminin ana kahramanı, Fenerbahçe'mizin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandırıyor. Bu sokaklar var ya o. Peyker rolünde yer alan Gülper Özdemir'in yanı sıra filmde ekranların sinemanın güçlü isimlerinden Necati İşler, Sabri Toprak olarak, Timuçin Esen, Topkapalı Canbaz, Yiğit Özçener, Mustafa Kemal Paşa, Gonca Vustateri, Birci Akalay gibi usta isimler var arkadaşlar. Gerçekten de Şampiyonlar Ligi gibi bir kadrosu var. Ben fragmanda çok etkilendim. Çok beğendim. Hadi bakalım. Yani inşallah çok güzel bir film çıkar arkadaşlar. Bu arada bu isimlere ben tek tek baktım. Hepsi de Fenerbahçeliymiş ya. Ben bilmiyordum mesela. Yiğit Özçener'in ya da Timuçin Esen'in Fenerbahçeli olduğunu bilmiyordum. Hatta ben Timuçin Esen'i ben Trabzonsporlu zannediyordum. Demek ki Fenerbahçe'ymiş. Neyse 16 Şubat'ta vizyona girecek. İşgal günlerinde aşk başlığı da yayınlanmış. İnşallah gişesi bol olur. Fenerbahçe taraftarı gereken önemi ve değeri gösterir. Şimdi sınırlarımıza dönelim arkadaşlar. Kayserispor'dan flash açıklamayı duydunuz. Yani Galatasaray maçından sonra hakem Atilla Karaoğlan'a yapılan tepkiyi duydunuz. Ha, Kayseri'deki arkadaşlarım da şey diyor ya, bizimkiler zaten Galatasaray maçları geldi miydi? Yani yenilmeye depar atarlar diyor da ben daha enteresan bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kayserispor endişeye mahal yok diye bir paylaşım attı. Mertens'in hakeme sarıldı. Bunun kaldırılması için rakip takımdan tepki gördükleri iddiası var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fenerbahçe 12 günde İstanbul'da 4 maça çıkacak. Arkadaşlar 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maç. 4'ü de İstanbul'da. 53 puanla zirvedeyiz. Bu maçta inşallah 59 puanlı olacağız ve Türkiye Kupası'nda 5. turda geçmiş olacağız. 21 Ocak Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak. Sonrasında 3 gün sonra Başakşehir deplasmanı. 28 Ocak Pazar günü de Mekke'ye Ankara Gücü ile karşılaşacak Fenerbahçe'mizde. Ocak ayındaki tüm maçlar tamamlanmış olacak. Transfere girelim. Girmek zorundayız. Çağlar Söyüncü. Selahattin Baki, Atletico Madrid ve Çağlar transferi için çeşitli görüşmeler yapıyor. Görüşmelerini de sürdürüyor. Sevgili Sercan Hamzoğlu'nun haberleri var. Ki Sercan Hamzoğlu'na ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kafaya niye bu kadar taktın diye. Ya arkadaş, Şimdi insanları heyecanlandırmak, bu benim de yaptığım, bir zamanlar içine düştüğüm bir hataydı. İnsanları heyecanlandırmak çok güzel. Sen de heyecanlanıyorsun, insanları da heyecanlandırıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ama bir de işin gerçeği var. Olmayınca da insanlarda büyük bir yıkım oluyor. Şimdi görüşmelerden sonuç çıkarsa final görüşmesi yapılacak ve bugünkü görüşmelerde artık Atletico'nun kararı Fenerbahçe'ye iletmesi bekleniliyor. Uçak rezervasyonu, imza falan filan yok. Selahattin Baki'nin bu işi bitirmeden dönmem cümleleri de var. Sevgili Furkan, Ezel Bayraklar'a da buradan selamlar olsun. Furkan da bunu söylüyor. Hani bitirmeden dönmem diyor. Kafaya koydu diyoruz. Beklediğimde buydu. Arda bir ben diyor ki Çağlar kararını Fenerbahçe'den yana kullandı. Diego Simeone ve Atletico Madrid'in ikna alması için Selahattin Baki görüşmelere devam ediyor. Transferin önündeki tek engel Simeone'nin Çağlar Avrupa'da başka bir takımda oynamasını istemesi diyor. Kiralık olarak. Ahmet Selim Kul diyor ki Selahattin Baki İspanya'ya gitti, çalışmalarını sürdürüyor. Çağlar için anlaşıldı haberleri çıktı fakat henüz ne Çağlar'la ne Atletico ile o noktaya gelinmedi. Çağlar'ı Fenerbahçe dışında ciddi olarak çok fazla kulüp istiyor. Arap kulüpleri de var, oraya gitmeyecek. Fulham, Roma, West Ham, Fenerbahçe dışında da bu üç kulüp istiyor. Roma'da teknik direktör değişimi oldu. Artık an itibariyle Mourinho yok. De Rossi var. De Rossi'nin isteyeceğini de sanmıyorum. Onu da ısrarla söyleyeyim. Yani West Ham, Fenerbahçe, Porto kaldı gibi bir şey oldu. Atletico Madrid kısmı önemli. Transfer kolay değil. Şimdi yerli bir stoper olmuş olacak vesaire. Yani Çağlar gelirse İsmail Yüksek'in satışında Fenerbahçe daha rahat hareket edebilir diyor. Onu da konuşacağım arkadaşlar. Şimdi Marka'nın haberine göre Fenerbahçe yani Atletico Madrid hiçbir takım anlaşma sağlayamamış. İstenilen ücreti ödemeye istekli bir takım çıkarsa ayrılmasına izin verecek diyor. Fenerbahçe ve Porto istekli takımlar deniliyor. Çocukluğundan beri hayran olduğu Fenerbahçe onu sezonun geri kalanında kiralık olarak istiyor. Satın alma opsiyonunda kiralık. Çağlar'ın Fenerbahçe'de kalıcı olarak kalma durumu olursa eğer Atletico ile pazarlık yapılacak ve operasyona bir satın alma opsiyonu da eklenecek diyor. Porto ise Çağlar'ı direkt olarak bonservis bedeli ödeyip almak istiyor. Bu seçenek Atletico için önemli diyor Mundo Deportivo. Şimdi Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor diyor Nikola Şira. Ki haksız mı? Bence haklı. Çünkü Çağlar adım adım yaklaşıyor. Bak ısrar, Fenerbahçe'nin şu ısrarı benim hoşuma gitti. Ya ben kimseyi küçük gören, hor gören bir insan değilim. Herkes bu işten ekmek kazanıyor. Şimdi ben bir öğretmen olarak mesela zamanı geliyor. Kötü öğretmen olduğumu düşündüğüm fikre kapılıyorum. Zamanı geliyor iyi öğretmenim diyorum. Elbette bu değişimler olacak. Başkalaşımlar olacak. Farklı farklı düşünceler olacak. Elbette olacak. Olmazsa sıkıntı. Ancak Serdar Aziz kötü bir stoper mi? Değil. Fakat Serdar Aziz'in sakatlık problemi Fenerbahçe camiasını düşündürüyor. Porto Başkanı Çağlar transfer hakkında demiş ki görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda bizim endişemiz takımdaki tüm oyuncuları tutmaktı diyor. Yani uzun lafın kısası Çağlar işi biraz karışık. İsmail Yüksek işine dönelim. Ama ben Çağlar konusunda hissiyi söylüyorum. Transferin ilk günlerinde söylüyorum. Bana sorsanız dedim. İçinden geçeni söyler. Rade Kurun işte. Çağlar da kesinlikle Fenerbahçe'nin futbolcusu dedim. Hala da içimden geçen his bu şekilde. Şunu belirteyim. Çağlar'ı alırsan Serdar'ı gönderebilirsin. İsmail'i göndermeyebilirsin. Ya da İsmail'i gönderip Serdar'ı yine kadroda tutabilirsin. Çünkü seneye 14 tane Türk'ün olacak. Onu da söyleyeyim. İsmail Yüksek. Talipleri birdenbire artan İsmail Yüksek. Şu anda İsmail kalacak mı gidecek mi? Bence kalmaya daha yakın. Tabii ki de şampiyonluk yaşamak istiyordur. Sonra bakacağız diyordur. İsmail Kartal'ın tercihinin de kalmasından yana olduğunu artık sosyal medyadaki herkes söyler oldu. İlk olarak Batshuayi'nin de sezon sonuna kadar kalmasını istiyor. Birkaç ay önce Batshuayi mutsuzdu ama şimdi değil. Batshuayi giderse de gelenin ne olacağı belirsiz. Haksız mıyım? Sevgili Furkan haksız mı? Bence hepimiz haklıyız. Giden bak. Giden geleni de aratabilir. Gelen gideni de aratabilir. Bu işler belli olmaz. Bu işler karışık işler. Sercan Hamzoğlu diyor ki teyitli bilgi. İsmail Yüksek için Lyon'dan Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi. Para konusuna şu an için girmiyorum. Bundan sonraki kararı İsmail Hoca kulüp verecek. Şimdi arkadaşlar ben şunu duydum. 8 milyon artı 4 opsiyon duydum. Hani bonustum. Fenerbahçe'nin direkt net 15 verilirse satabileceğini, sonraki satıştan da pay maddesi koydurmak istediğini duydum. Hani bilmiyorum belki de işi yokuşa vurmak için bir taktiktir. Bunu duydum. İkincisi Lyon'un sıralamadaki durumu. Arkadaşlar 18 takımlı ligde Olimpik Lyon 16 puanla 16. sırada. 18. haftalar, 18. maçlar bitiminde. Zamanında bu Fransa ligi de çok takımlıydı da 18'e düştü, 20'ydi herhalde zamanında. Şimdi Paris Saint-Germain 43 puanla almış başını gidiyor. Nice, Brest, Monaco, Galatasaray Monaco takımıyla oynamıştı bir ara, hatırlıyorum. Galatasaray'ın Lille, Reims, Marsilya, hani Strasbourg, Rennes diye gidiyor. Hani enteresan takımlar. Lyon 16 puanda ancak hani Montpellier'ler 12. sırada 18 puanı var. Arada sadece 2 puanlık bir fark var. İsmail Yüksek bunu da düşünüyor demiş. Ulan sözleşmesini şimdi düşünsene 15'e gidiyormuş. Sözleşmesini ekliyormuş. Lyon küme düşerse serbest kalır. Onlar da kabul ediyormuş. Hani kafa yok ya tabii. Hayal gücü çok yüksek. Yani durum bu. Stuttgart'ta İsmail Yüksek'e talip oldu. Alman ekibi Fenerbahçe ve Lyon arasında yapılan resmi görüşmeleri yakından takip ediyor. Sonuç ne olacak diye araya girecek resmi teklifte yapmayı düşünüyorlar diyor Yavuz Sabuncuoğlu. Ben şunu söyleyeyim. İsmail Yüksek'i bugün 15'e de satsan, 20'ye de satsan, 25'e de satsan hep zarardasın. 50'ye de satsan zarardasın. Sebebi şu arkadaşlar. 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Ancak ben size bir şey söyleyeyim. İsmail'in ikinci sarıdan kırmızı yediği 2 maç var bu sezon. 18 maç oynamış. 1 sarı kart, toplam 5 sarı kartı var. Yani ikinci sarıdan kırmızı yediği 2 maç var. 3 tane asisti var. Ben şimdi şunu düşünüyorum. Gölcük Spor'un bir sonraki satışında %10 pay hakkı var. Yani 25 milyon euroya satsan 2,5 milyon euro. Ki Gölcük Spor gibi bir takımı ihya eder o. Gerçekten ihya eder. Hani ben küçük gördüğümden falan demiyorum, yanlış anlamayın. Bu tip takımlar ihya olur arkadaşlar bu tip paralarla. Gerçekten bu tip paralarla ihya olur. Çünkü yani yazın internete Gölcük Spor Transfer Market diye. Ne demek istediğimi daha rahat anlarsınız. Hayırlısı olsun. Ama İsmail için ben şu an kalır diyorum. Bak Sakarya Bartu Elmaz'ı kiralık olarak istiyor. Fenerbahçe kararını vermedi. Ben bunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Tuncay Şanlı'yla oynama ihtimali falan filan. Bak. İsmail Yüksek'i satabilirsin. Gönderebilirsin. Ama nereye göndereceksin? Bir de o var. Gerçekten nereye göndereceksin? Nasıl göndereceksin? Şimdi Gölcük Spor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla hani amatör bir kulüp, futbolcuların transfer market değerleri bile yazmıyor. Yani oynadıkları lig itibariyle biraz önemsenmeyen bir ligdeler sanırım ama hani çok da şey değiller. Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediye'ye yenilmişler. Ligde de bunlar hangi ligde? Amatör ligde muhtemelen. Çünkü ben bulamadım Gölcük Spor'un hangi ligde olduğunu. Flaş ayrılıklar şuraya buraya bedelsiz gitti. Şöyle böyle. Neyse. Demek istediğim şu arkadaşlar. Sen Gölcük Spor'dan futbolcu alıp parlatıp satarsan Türkiye'deki birçok takımda sana gönül bağıyla bağlanacaktır. Hani bizim futbolcumuzu da alsa diye. Şu anda 3. ligde diyor. Gölcük Spor 2023-24 puan durumu falan. Bölgesel Amatör Lig'deymiş. Pardon 3. ligde de değil. Bölgesel Amatör Lig'de 8 maçta 21 puan diyor. Çok değerli bir para olur. Kullanması çok güzel bir para olur ve belki de 3. lige çıkar tekrar. İsmail için bir kez daha söyleyeyim. Şu anda 15'te 20'de zarar edebilir. Ama İsmail derse Bartu Elmaz'ı denerim derse, Bartu da yetenekli derse onu bilemem. Samsun Yerel Medyası'na göre başkanları Yüksel Yıldırım, Mert Hakan Yandaş 1, Joshua King 2, Michy Batshuayi 3. Bu 3 isim için Fenerbahçe ile temasa geçmiş. Özellikle Batshuayi konusunda ısrarcıymış. Ali Koç'la da görüşüyormuş. Şimdi Allah ilginç yani. Bence burada bir heyecan katmak istemişler lige diye düşünüyorum. Hani bunları vermeyecekleri malum. Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu açıklamalarda bulunmuş. Mert Hakan'la ilgili kulüpler arası istişareler oldu. Henüz net bir şey yok. Mert Hakan'la görüşmem olmadı ama kulüpler arası istişareler var. Merkez orta saha istiyoruz. Daha net şekilde sonuçlanmış bir şey yok. Lincoln uzun süredir sakattı ama değerli bir oyuncu, kulüplere görüşüyor. Lincoln Değerli bir oyuncu ama biraz daha oynamış bir oyuncu tercihim var diyor. Yani şu an Fenerbahçe ile anlaşılmış bir durum yok. Açıkçası ben de bazen tahammül edemiyorum. Bal yapmayan arı diyorum. Mert Hakan Yandaşan. Hani bazen ben de kızıyorum. Ama şu bir gerçek, her transfer işe yaramaz. Bunu bir şey yapalım. Bugün X ismini aldım. Mert Hakan'ı aratır durumuna gelmeyeceği malum. Yani meçhul. Ya da Mert Hakan'ın gittiğinde ulan iyi ki gitmiş dedirtmeyeceği de meçhul. Hatasını anlamıştır. Bu saatte sonra daha fazla katkı verecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde de yorum yapmam daha doğru. Ya ben de biliyorum eleştirmeyi. Ben de biliyorum burada 3-5 tane hakkında kötü şey söyleyip arkamdan bir şeyler almayı. Bak Emre Mor Zeiss gündemimizde yok diyor. Keşke Zeiss gündeminde olsa mesela. Bak eğer yani eski Galatasaraylı falan olsaydı Galatasaray'ın böyle istenmeyen oyuncularını alıyorlar. Bak Ankara Gücü ne yaptı? Neydi o elemanı aldı? Öbürü Mijitsu'yu aldı. Öbürü bilmem Çikildağ'ı aldı. Falan filan. Niteliği yüksek transferler yapacağız. Fenerbahçe'den bazı oyuncularla ilgili beklentilerimiz var diyordu. Lincoln'un sakatlığı. Bak Lincoln farklı bir oyuncu. Ben şunu söyleyeyim. Bence Lincoln çok farklı bir oyuncu. Geçen sezonki seviyesine gelsin iddia ediyorum. İrfancan Kahveci ne etki yaptıysa o etkini aynısından yapar. Çok iddialıyım. Biz belki de İsmail Kartal tedrisatımızda kendi Tadiç'imizi üretiriz. Düşünsene Tadiç'in yetiştirdiğini, geliştirdiğini. Ya ayağa hakim. Topla haşır neşir. Bak dribbling özelliği de Tadiç'ten iyi ha. Yanlış anlaşılmasın. Tadiç'ten daha iyi. Bence üstüne düşmek lazım. Pendik Tisserant'ı transfer etmek istiyormuş. Bizim için çok önemli değil. Osterwolde. Osterwolde'ye dün gelen 15 milyon euro. Bugün gelen 20 milyon euro. Yarın gelen 50 milyon euroluk teklif varmış arkadaşlar. Ayrıntılar ileri üçlüdeymiş. Şaka yaptığımı zannediyorsunuz. Değil. Osterwolde'ye 15 milyon euro teklif gelmiş. 20'ye çıkmış. Barış Yurduseven ileri üçlü de açıklayacakmış. Benim vaktim yok da izlerseniz bir söyleyin arkadaşlar. Gerçekten gelmiş mi böyle bir teklif? Hocam duyumcu sensin. Seni söylemen lazım. Sen söylemiyorsan biz nereden bileceğiz? Hayır ben de size soruyorum. Gerçekten böyle bir teklif gelmiş mi yani? Lan oğlum ne dememi bekliyorsunuz? Yani bak şöyle bir başlık atayım. Son dakika. Fenerbahçe'ye 2 futbolcudan müjde. Şimdi 15 İsmail'e 20 de ona ikisi birden 35 milyon euroya gidiyor. İşte detaylar. Ben şunu söyleyeyim. 15 İsmail'e 20 Osterwolde'ye gelir de Fenerbahçe yönetimi satmazsa çok da büyük aptallık etmiş olur. O da ayrı mesele. Bak ben bir öneride bulunayım. Çok güzel bir öneride bulunayım. Levent Mercan diye bir eleman var. Ben geçen canlı da izledim. Can der ki maçını canlı yayında izledim. Stada gidip izlemedim arkadaşlar. 23 yaşında Almanya altyapısının mahsulü 3 milyon euro transfer market değeri var. Türkiye Kupası'nda da oynamış. 19 lig maçı 2 asist 5 sarı kart. İstekli hevesli bir oyuncu. Merkez orta sahada oynayabilme özelliğine sahip. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam eğer Osterwolde'ye böyle bir teklif varsa hiç ama hiç düşünmez satarım. Levent Mercan'ı da alarım. Alarım. Gerçekten alarım. Bakın arkadaşlar Almanya'da Schalke altyapısında iyice gelişmiş. Karagümrük'e kiralık gelmiş. Bonservisini almışlar ama ne kadar olduğu belli değil. Ben size söylüyorum Fenerbahçe'nin bak Ferdi Levent Mercan arkalı önlü müthiş. O Osterwolde'ye 20 teklif varsa. Müthiş 2 tane Türk'ün var. Muhteşem bir taktik yaptın. Ferdi'yi sattığın zaman da yazın 40 milyon euroya sattığın zaman da arkasını doldurursun zaten. 7-8 milyon euroluk şöyle kaliteli bir isim alırsın. Levent'le rekabete girer. O ayrı mesele. Abi eğer Osterwolde'ye 20 teklif var. İsmail'e 15 teklif varsa. Bak şöyle yapalım mı? Salih Özcan. Uçan değil Özcan. Özcan. Uçan başka. 13 milyon euro transfer market değeri var. Az zorlamayla ağızlarından girip burunlarından çıkmayla 6-7'yi alabilirsin. Oyuncu da seni ister. Şimdi Salih Özcan'ı al 6'ya. Hocam 6'ya kimse vermez. Sonraki satıştan pay maddesi koy bir şey yap. Zaten adamlar 5 milyon euroya aldı. Opsiyon koydur, şampiyonluk bonusu koydur, cart koydur, curt koydur. Hadi 8 diyelim. Ya da 6 diyelim. Ben 6'da kalıyorum. Levent Mercan'ı da bugün 5'ten aşağı satmazlar. 4'e de 10'u al. Ona da madde ekletir. 6, 4 daha 10. 10'a 2 tane Türk çekmiş olacaksın. İsmail Osterwolde'yi 35'e satmış olacaksın. Yine piyasa yapıp gözleri üstüne çekip bunlar futbolcu satıyor, bunlar iyi kaliteli takım dedirtip harcama limitinde 17,5 milyon euroluk bir transfer bonservis hakkın doğacak. Onunu burada kullanmış olacaksın. Tamam, 2 tane futbolcu aldın, tutar tutmaz o ayrı mesele. Ona bir şey diyemem. Ama bence kadroyu biraz daha değiştirmiş olacaksın. Bak, Osterwolde çok hızlı, çok süratli. Stoperde oynama yeteneğine sahip bir isim. Salih Özcan 17 maçta 1135 dakika oynamış. Yani çökebileceğin isimlerden bir tanesi. Bence Fenerbahçe açısından bunlar olabilir. Fenerbahçe Matheus Saldanha için 10 milyon euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçti diyor. Zaten olmayacak bir transferdi. Yani olmayacak transfer olmadı. Midtjylland'ın 19 yaşındaki yine Bissau'lu santraforu Franculino temsilciler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilmiş. Yani o köy takımı falan filan diyorlar. Kendileri Eyüpspor'dan 6 yediklerinde sıkıntı yok. Abi 19 yaşında. Bak, bu Midtjylland'ın futbolcusu şey değil, Nörşland değil. Midtjylland'ın, Nörşland'ın futbolcularını takip etmek lazım. Bak, bu adamlar buluyor, getiriyor. Çok parlamadan çökmek lazım. 19 yaşında Spa, muhtemelen beklentileri çok çok yüksektir. Benfica altyapısının mahsulü. Bunlara da dikkat etmek lazım. 19 maç, 12 gol, 5 asist, 918 dakika. Yani 9 maç oynamış, uzatmalarla birlikte 9 maç diyelim. 12 gol, 5 asist. Şöyle bir performans bence 3 büyükleri, 4 büyükleri, 10 büyükleri, 20 büyükleri peşinden gezdirir. Eğer böyle bir ihtimal varsa çökelim. Batshuayi'yi gönderip de çökelim. Ama bu da bir kumar. Hani Batshuayi'nin gittiği zaman yerine gelecek kişinin ne vereceğini de bilmiyorsun. O yüzden bu da bir kumar arkadaşlar. Ben hani bunları söylerken yanlış anlamayın. Bütün detaylarına girip söylemek istiyorum. Bunların hepsi bir kumar. Ne olur ne olmaz bilemem. Ama bunların alayı bir kumar arkadaşlar. Ya tutarsa kumarı. Transfer böyledir zaten. Tutmaya da bilir. Ben mesela Galatasaray arkadaşlarımdan dinliyorum. Gerçekten futboldan anlayanlar şunu söylüyor. Ulan diyor, Fener'e biz atıp tutuyoruz ama diyor, harbi bizim transferlerin hepsi fos çıktı diyor. Davinson Sanchez tuttu diyorum. O da oynamıyor diyor. Baksana opsiyonu varmış. Bir maç daha oynarsa opsiyon girecekmiş diyor. Eğer Davinson Sanchez'in bir maç daha opsiyonu var ve oynatırsak Galatasaray'a 9.75 girecek ve Galatasaray bundan dolayı oynatmıyorsa zaten Galatasaray bitmiş, okey'e dönüyor. Sen bana neyi anlatıyorsun? Şimdi futbolcuyu 20'ye satması lazım. Yarısı ekleniyor çünkü takımların borcu var. Transferde yarısını harcayabiliyorsun. Yarısına direkt çöküyorlar. 20'ye satması lazım. 9.75'ini ödeyecek. 750 bin euro eline kalacak. Hem satmış olacak, hem parayı karşılamış olacak. Hem de o 10 milyon euroya bir şey alabilecek olacak. İmkanı yok. İmkanı yok. Şu anda ortalık 56. Doların, euronun yükselişi çok değişik. Euro herhalde 33'ü geçti. Doları bilmiyorum, bir bu kadar da dolar, yani 31'den fazlaydı herhalde dolarda. Yani takip bile etmiyorum artık, o kadar söyleyeyim size. O yüzden de hamleyi tam yapmak lazım. Evet, benim aktaracaklarım bu kadar. İkisine 35 gelirse satalım mı? İkisinden 35 alırsak Salih Özcan'ı, Levent Mercan'ı alalım mı? Batshuayi'yi gönderirsek gönderdiğimiz paraya uygun bir şekilde Saldanha'ya ya da Franculoni'yi alalım mı? Zeiss'i Trabzonspor'a hediye edelim mi? Bartu Elmaz İsmail'in açığını kapatabilir mi? Mert Hakan'la devam edelim mi? Lincoln'den beklentiniz neler? Joshua King'i, Emre Mor'u. Emre Mor konusunda şunu söyleyeyim ya. Tutmuyor abi. Fenerbahçe'de tutmuyor. Olmuyor. Ne yaparsan yap olmuyor. Bazı çiçekler, bazı topraklarda olmuyor. Emre Mor olmuyor. Kızmayın bana ama olmuyor. Olmayınca da bu kadar üstüne düşmenin de lüzumu yok. Olmayınca olmuyor. Ya o çocuğun da bir hayatı var. O çocuğun da bir kariyeri var. Kimsenin de kariyerini mahvetmek bizim haddimize değil. Bence yol yakınken ya Emre Mor'u sol kanada alıştıralım. Tadic'in yedeği olarak. Tadic'i çıkarıp oyuna alacaksın. Oradan yardırıp gidecek. Çünkü sahada İrfan'la Cengiz varken töbe fırsat gelmez. Ya İrfan'ı Şimanski'nin yedeği yapacaksın. O çıkarken o oynayacak. Ya Cengiz'i Şimanski'nin yedeği yapacaksın. Onun yerine onu oynatacaksın. Kaleye gördüğünde mıhla diyeceksin. Ki ben olsam Cengiz'i böyle oynatırım. Çok farklı düşüncelerim var benim. Çok değişik, enteresan düşüncelerim var. Yani ya bunları yapacaksın ya Emre Mor'a yollara ayıracaksın. Bence en mantıklısı ne biliyor musun? Emre Mor'u Tadic'in yedeği olarak alıştıracaksın. Lincoln'u da alıştıracaksın. Lincoln, Tadic, Emre Mor bu seneye idare ederler. Seneye zaten Tadic yaşlandığı için planlamayı ona göre yaparsın. Ama şu anki mantığa göre Emre Mor'un yani forma şansı çok az. Ama dediğimi unutmayın. Cengiz'e sağ kanada, Cengiz'in yedeği Emre Mor olsun. Şimanski'nin İrfan Can'ı dönüşümlü oynat. 45 dakika bir oynasın, 45 dakika bir oynasın. Ya da Cengiz'i Şimanski'nin yerine at. Bazen Şimanski'yi ortaya çek. Fred Şimanski, Cengiz üçlüsü yap. İyice ofansif oyna. Bunlar da İsmail Kartal karar verecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Maç önü canlı yayında saat 20'de buluşmak üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.